Soru 1. Bakalım ne diyor? X, Y, Z metalleri şekildeki çözeltilere daldırıldığında birinci ve ikinci kaplarda h gazı çıkışı gözleniyor. Üçüncü kapta ise herhangi bir değişim olmuyor. Birinci ve ikinci kaba baktığım zaman KOH bas çözeltisi var ve hatırlıyoruz kuvvetli bazlar değil mi arkadaşlar sadece amfoter metallerle tepkimeye giriyordu. Yani buradaki X dediğimiz vatandaş amfoter bir metal. Peki amfoter metallerimiz kimlerdi? Paşa babam sana zengin cariye alacak. Buradaki 5 metalden bir tanesi. Ve bunlar aynı zamanda aktif metal yani elektron verme isteği hidrojenden büyük olan. İkincisi hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa arkadaşlar yine aktif metaldir. Doğru mudur? Ee, peki Z'ye gelince Z'de ise yani 3. katta bir tepkime olmuyorsa eğer HCl ile bile tepkimeye girmiyorsa bu vatandaş soy metaldir. Yarı soy metalde olabilir. Tam soy metalde olabilir. Yani bakır, civa, gümüş, platin ve altından birisidir arkadaşlar. Peki buna göre A X metali amfoter metal asitle tepkimeye girer mi girer sıkıntı yok. Z metali birinci kaba daldırılırsa Z zaten soy metal KOH'la bazda zaten reaksiyona girmez. İkinci ifade doğru. Y metali hidrojenden daha aktiftir. E, y metali hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa hidrojenden daha aktiftir doğru. X metali NH3 çözeltisiyle tepkime vermez. X'e baktım şimdi. X amfoterdi. Asitlerle de bazlarla da tepkimeye giriyordu. Bütün asitlerle tepkimeye girerken bazlarda sadece kuvvetlilerle tepkimeye giriyordu. Ama burada NH3 zayıf bir baz olduğu için tepkime vermez ifadesi doğru. Z metal ikinci kaba daldırılırsa NO gazı açığa çıkar demiş. Z metal şimdi soy metal değil mi? Yarı soy metallerin istisna reaksiyonu vardı ki yarı soy metaller HNO3 ile tepkimeye girebiliyordu. NO2 ya da NO gazı açığa çıkarabiliyordu. İyi de bunun yarı soy olup olmadığını bilmiyoruz ki Z'nin değil mi? Tam soy olma ihtimali de var. Aynı zamanda NO2 gazı çıkarma ihtimali de var. Dolayısıyla kesin değildir dediği için cevabımız... Soru 2 bakalım ne diyor. Yukarıdaki kaplarda belirtilen asit çözeltileri konularak birinci kaba yani kromdan yapılmış bir tane kabımız var. Bakırdan yapılmış bir kap var. Bu kapların içerisinde H2SO4 var ve içerisine gümüş daldırılmış. Bu kabın içerisinde HNO3 var. içerisinde platin daldırılmış. Peki birinci kaba Ag, ikinci kaba Pt metal çubukları daldırılıyor. Tamam. Buna göre hangileri yanlıştır? Peki krom, krom bir kere aktif metal. Asitle reaksiyonundan ne gaz çıkacak buradan? Hidrojen gazı açığa çıkacak. Gümüşe gelince, gümüşte de soy metal, yarı soy metal, yarı soy metal H2SO4 çözeltisiyle ne gaz çıkarıyordu? SO2. Yani birinci kaptan hem hidrojen gazı hem de SO2 gazı açığa çıkaracaktır. Birinci ifade doğru. İkinci kaba geldim. Platin tam soy metal. Hiçbir asitle tepkimeye girmiyordu. Sadece kral suyu dediğimiz bir asitle asit karışımıyla HCl ve HNO3'ten oluşan bir asit karışımıyla reaksiyona giriyordu. Dolayısıyla orada platin bir reaksiyon vermez. Ama bakır reaksiyona girer mi? Girebilir arkadaşlar. Çünkü bu yarı soy, yarı soy metaller HNO3 ve h so 4 ile tepkimeye giriyor. Metal kap ve çubuklardan sadece platin aşınır demiş. Hayır bu ifade yalan. İkinci kapta NO veya NO2 gazı açığa çıkabilir. Evet. E, buradaki HNO3'ün derişimine göre HNO3 eğer derişikse NO2, seyreltikse NO gazı açığa çıkarıyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız 2 yani Bursa. Soru 3 bakalım ne diyor. X metali Y artı N içeren bir çözeltiye daldırılmış. Şekildeki kapta istemli olarak gerçekleşen tepkime de toprak alkali metal olduğu bilinen X. Toprak alkali metal ise 2A grubudur değil mi gençler? Bu vatandaş 2A grubunda e, X metali 2.4 gram çözündüğünde 21.6 gram Y metali toplanıyor. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır diye sormuş. Bakın gençler sevgili gençler şimdi burada X artı Y artı N eşittir x artı 2 olacak ve y katısı oluşacak. Doğru mudur? Peki dikkat edin 21.6 gram ve bunların emaları verilmiş. 2.4 gram kaç mol yapar? 0.1 mol yapar. Buradan 0.1 mol çözündüğünde 21.6 gram bölü 108 derseniz 0.2 mol yapar. 21.6 bölü 108. E buradan da 0.2 mol çıkıyormuş. O zaman bu oluşma, harcanma ve oluşma miktarları kat sayılarla orantılı olduğu için buranın kat sayısı kaç olacak? 2 olacak. Demek ki buranın kat sayısı da 2 olacak. E burası artı 2 olduğuna göre en dediğimiz değer kaç gelecek arkadaşlar buradan? Artı 1 gelecektir. Onun için birinci ifade doğru. X'in tepkimesi X eşittir. X artı 2 artı 2 elektrondur. Evet. X sıfırdan artı 2'ye yükseltkendi. İkinci ifade doğru. Y artı N indirgen olarak davranır. Hayır. Y artı N e, sıfıra dikkat edin sıfıra indirgenmiştir. İndirgendiği için yükseltgen olarak davranır. Üçüncü ifade yanlıştır. Cevabımız C. Soru 4. Bakalım ne diyor? Y katısı ve Z katısı daldırılmış. Da Nereye? X artı, Y artı ve Z artı iyonları içeren çözeltiye. X metaline yapılmış. Ha kapta X metaline yapılmış arkadaşlar. Yapılmış bir kapta X artı, Y artı ve Z artı iyonlarından oluşan bir karışım bulunmaktayken karışıma Y ve Z çubukları daldırılıyor. Da Belirli bir süre sonra X iyonlarının derişiminin azaldığı bak buradaki X artı iyonların derişiminin azaldığı Y ve Z iyon derişiminin arttığı Y ve Z iyon derişimi artıyormuş. E peki o zaman burada Y de aşınıyor, Z de aşınıyor doğru mu arkadaşlar? Hem Y aşınıyor hem de Z aşınıyor. O zaman Y ve Z kimden aktif? X'ten aktif. Y aktiftir X'ten, Z aktiftir X'ten diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki burada bir bilgi daha vermiş olması lazım. Y'nin derişimin artışı Z'ninkinden daha yüksek olduğuna göre. Ha, o zaman Y daha hızlı e, ne yapıyor arkadaşlar? Aşınıyor. E, o zaman burada Y en aktif. Y aktiftir. Z aktiftir. X'tir diyebilirsiniz. Buna göre X, Y, Z metallerin aktiflik sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sormuş. En büyük kim oldu? Y sonra Z sonra X cevabımız Ceyhan. Soru 5. Bakalım ne diyor? İndirgenme gerilimleri sırası e, verilen şekilde olan elementlerle ilgili hangileri doğrudur? Gençler e, biz indirgenme potansiyelleri bunlar metal olduğu şıklardan belli zaten arkadaşlar. İndirgenme potansiyelleri böyle verilmişse yükseltgenme potansiyeli tam tersi değil midir? X büyüktür hidrojen, büyüktür Z, büyüktür Y'dir. Hocam niye yükseltgenmeye çevirdik? E çünkü metallerin yükseltgenme, aktifliklerini yükseltgenme potansiyellerine göre ölçüyoruz biz. Hidrojenden büyük olanlara aktif metal. Şu aktif metal, şu iki tanesi ise soy metal sınıfına girmektedir. Z metali Y metalinden daha aktiftir. Öyle mi? Evet, birinci ifade doğru. X metali H2SO4 çözeltisiyle SO2 gazı çıkarır. Hayır arkadaşım yalan. Çünkü X metali aktif metal olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar. Z artı 2 çözeltisi X metalinden yapılan kapta saklanabilir. Hemen bir tane X'den kap yapalım. İçeriye X'den kap yaptık. İçeriye ne koyuyormuşuz? Z artı 2. İyi de kap yaptığım metal içerideki çözeltiden iyondan daha aktif. ben ne demiştik hatırlayın aktiflikte? Aktif olan bir maddeyi kendisinden daha pasif bir iyonla temas ettirdiğinde anda Aşınmaya başlar. Yani X burada aşınacak, elektron vererek yükseltgenecek. Kime elektron verecek? Z artı 2. Dolayısıyla saklanamaz. Bu ifade yanlıştır. Doğrudur sorduğu için cevabımız Adana. Soru 6. Bakalım ne diyor? İndirgenme eğilimi hidrojenden daha düşük olan X metali Y sıvısına daldırıldığında hidrojen gazı açığa çıkıyor. Peki indirgenme eğilimi hidrojenden daha düşük olan? Yani şöyle diyebiliriz ki hidrojenin indirgenme gerilimi H artı büyüktür. X metali diyoruz doğru mu arkadaşlar? E peki bu durumda X metali aktif metal sınıfına girer. Peki X metali Y sıvısına daldırıldığında e, hidrojen gazı açığa çıkarıyor. E, hidrojen gazı açığa çıkardığına göre bu Y sıvısı asit de olabilir arkadaşlar, Bazı da olabilir, saf su da olabilir. Çünkü ben X metalin aktif metal olduğunu biliyorum. Eğer mesela bir A grubunda ise en aktif metal sınıfındaysa suyla tepkimeye girebiliyordu hatırlayacak olursanız. Hangisi olamaz demiş saf su olabilir. Zayıf asit çözeltisi olabilir. Kuvvetli bir bas çözeltisi. Geldim şimdi bu X metal aktif metal ya. Aynı zamanda amfoter metal de olabilir. Çünkü amfoter metaller de aynı zamanda aktif metaldi. Değil mi? Aktif metal deyince aklımıza ne gelecekti? Elektron verme isteği hidrojenden büyük olanlar. Değil mi? Ee, küçük olanlar kimlerdi? Soy metallerde 5 taneydi. Bakır, civa, gümüş, platin, altın. Bunun dışındaki bütün metaller aktif metal. Yani 1A e, grubu da aktif metal, 2A grubu da aktif metal, amfoter metaller de aktif metal sınıfına girebilir. Eğer e, amfoter metal ise kuvvetli bir bas çözeltisiyle reaksiyona girebilir. Ama zayıf bir bas çözeltisiyle girmez. Çünkü e, bazlar sadece amfoter metallerle o da kuvvetli bazlar sadece amfoter metallerle. Zayıf bazlar o tepkimeyi de vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizdir. E şıkkıra gelince kuvvetli bir asit çözeltisi o da olabilir arkadaşlar. Cevabımız denizdir. Soru 7 bakalım ne diyor. Toprak metali olduğu bilinen yani ha, bilinen XYZ metallerinden kurulan düzenekte Y metal çubuğu ZNO çözeltisinde de aşınırken. Bak bu aşınıyormuş tamam ama X kaba aşınmamaktadır. X kaba aşınmıyormuş tamam. Yani bu ne demek? Y Z'den aktif Peki x kabı aşılmadığına göre demek ki x z'ye artı 3'e elektron veremiyor, yükseltgenemiyor. Dolayısıyla z daha aktif doğru mu? Sıralama bu. İndirgen özelliği en yüksek olan x'tir. İndirgen özellik demek yükseltgenme ve potansiyeli büyük olan demektir. Yani aktifliği büyük olan demektir. Kendisi yükseltgenecek ki karşı tarafı indirgesin. Dolayısıyla en büyük olan x değil en büyük olan y'dir. Birinci ifade yanlış. Peki toprak metal olduğuna göre aşağı doğru hatırla. Bunu da periyodik sistemden hatırla. Atom çapı ne yapar? artar. Atom çapı arttığı için elektron vermesi kolaylaşır. Aktifliği artar metallerde. Aşağı doğru aktiflik artar. O zaman en aşağıda Y, sonra Z, sonra X olur. Doğru mu? Atom hacmi en büyük olan Y'dir ifadesi. Doğru. Y'nin oksitinin bazik karakteri Z'ninkinden daha yüksektir gençler. Metallerde de oksitleri bazik karakterliydi. Ve metalik e, aktiflik arttıkça da bazik karakter artıyordu. E burada da en aktif metal Y metali olduğu için Y metalin oksitinin bazik karakteri en yüksektir. Dolayısıyla cevabımız doğrudur sorduğu için Edirne yani 2 ve 3'tür. Soru 8 bakalım ne diyor. Aynı grupta bulunan XYZ metallerinden atom çapı en küçük olan X aynı grupta çizdik. Tamam Aşağı doğru ne yapıyor arkadaşlar? Atom çapı artıyor. Atom çapı arttığı için aktiflik artıyor. Atom çapı en küçük olan Z, Z o zaman en yukarıda. Hidroksitli bileşiğin bazik kuvveti en yüksek olan Y ise Y de en aşağıdadır. Neden hocam? Çünkü e, metalik aktiflik arttıkça aşağı doğru metalik aktiflik artacak. Arttıkça da oksitlerinin ve hidroksitlerinin bazik karakteri artar. Çünkü hatırla metal deyince aklımıza baz geliyordu. Metalik özellik arttıkça da bazik karakter artıyordu gençler. Tavan yapıyordu. E, dolayısıyla da x'i nereye sokacağız? Aha da buraya. Buna göre aşağı doğru aktiflik arttığı için aktiflik sırası y büyüktür x büyüktür z midir? Peki buraya geldim. X z'den aktif değil. X'lerden aktif mi? Aktif. O zaman X çubuk aşınır. Buraya geldim. Y çubuk en aktif olduğu için aşınır. Z çubukta bir aşınma gözlenmez. Çünkü Z, Y'den daha aktif değil. Y çubuğu aşınır. Doğru. Ha bir de kaplar var. Geldik Y kabak. Y kabı Z'den daha aktif mi? Evet o zaman Y kabı da aşınır. Geldim buraya Z kabı. Z kabı X'den aktif mi? Hayır. Değil mi? O zaman burada bir değişme gözlenmez. X kabı Y'den aktif mi? Hayır. O zaman burada da bir aşınma gözlenmez arkadaşlar. Z kabı yükseltgenir demiş. Z kabında yükseltgenme gerçekleşmez. Bu ifade yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. X kabı aşınmaz. Evet doğru. X çubuk. X çubuğu elektron verir. X çubuğu aşındığı için yükseltgenir elektron verir. Doğru. Z çubuğu ve X kabı aşınmaz. Z çubuğu ve X kabı aşınmadı. Bu ifade doğru. Cevabımız Bursa. Soru 9 bakalım ne diyor. X, Y, Z metallerinin indirgenme potansiyelleri yukarıdaki gibidir. Buna göre bu metallerden yapılmış kaplarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi gençler bu metalse bunlar bunların aktifliklerini yükseltgenme potansiyeline göre yapmamız lazım. Bize burada indirgenme potansiyelleri verilmiş ve sıralama böyle değil mi? Olan yükseltgenmeye çevirdiğimiz zaman işaret değiştiriyordu. 0.25 artı 0.13 ve eksi 0.80 geldi. E peki en büyük kim oldu? X. Yani işlerini en aktif X'tir. Elektron verme isteği en yüksek olan X'tir. Sonra Y sonra da Z'dir. Kaldı ki Z zaten soy metal sınıfına girer arkadaşlar. X kabında H3 çözeltisi saklanabilir mi? Hadi oradan diyeceksin. Çünkü X metali aktif metal ve aktif metaller asitlerle reaksiyona girer ve <laughs> hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Dolayısıyla kap aşınır burada olmaz. Seyreltik HNO3 çözeltisi Z kabında NO gazı açığa çıkarabilir. Şimdi Z e, vatandaş bak Negatif yani hidrojenden daha küçük. Yani soy metal değil mi? Yarı soy olma ihtimali var mı? Var. Hatta e, yani buradaki değere göre gümüştür. Ama siz bunu bilemeyebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok orada da. Ama siz şunu bileceksiniz ki sıfırdan küçük olduğu için soy metal ve yarı soy olma ihtimali var. Yarı soylarda HNO3 veya H2SO4 ile tepkimeye girebiliyordu. HNO3'e de NO gazı açığa çıkarabilir demiş. Çıkarabilir. Olabilir ihtimal var. Doğrudur. X artı 2 çözeltisi Y kabında saklanamaz. Şimdi bir Y'den bir kap yaptım tamam içeriğine koydum X artı 2. Şimdi burada reaksiyon gerçekleşiyorsa eğer saklanamaz. Gerçekleşmiyorsa saklanabilir. E peki Y gerçekleşmesi için Y'nin aşılması lazım. Yani Y'nin yükseltgenmesi. Yani Y'nin X artı 2'ye elektron verebilmesi lazım. Böyle bir ihtimal var mı? Yok o zaman burada reaksiyon gerçekleşemez. Yani saklanabilir. Onun için bu ifade yanlış. Doğrudur sorduğu için cevabımız Bursa. Soru Bakalım ne diyor? Yukarıda X, Y, Z metallerinin yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Peki bu potansiyellere göre düşündüğümde en büyük Y olduğuna göre Y büyüktür yani aktiftir. Kimden? Z. O da büyüktür. X'ten. Neden? Çünkü yükseltgenme potansiyeli benim için metallerin aktiflik değerlerini veriyordu değil mi? Ee, burada da potansiyeli en büyük olan Y olduğu için. Y en aktif. X ise en pasiftir. Hatta şunu da söyleyebiliriz ki yükseltgenme potansiyeli sıfırdan büyük olanlar aktif metal. Küçük olan ise ne demiştik arkadaşlar? Soy metal demiştik. Peki buna göre Kaplarla ilgili hangileri doğrudur? X ve Z kabında. Şimdi kaplara baktığım zaman Y kabı var. Y kabının içerisinde X artı 2, X artı çözeltisi var. E Ne olacak? Y X'ten aktif olduğu için aşınma başlayacak değil mi arkadaşlar kapta? Buraya geldim. X'in içerisinde ne var? Z artı 3 var. X mi Z mi? Z daha aktif olduğu için burada bir aşınma gözlenmez. Z'nin içerisinde Y burada da aşınma gözlenmez çünkü Z Y artı 2 indirgeyemez, elektron veremez çünkü Y daha aktif. X ve Z kaplarının içinde bulunan çözeltiler saklanabilir. Bu ifade doğru. Ay reaksiyon gerçekleşmediği için. Y kabaşınır doğru. Yükseltgen özellik. Bak bu yükseltgenme potansiyeli değil mi? Bu yükseltgenme e, özelliği dolayısıyla da e, yükseltgen özellik olması için indirgenme potansiyellerini soruyor aslında bize. E, peki burada yükseltgenme potansiyelleri böyleyse indirgenme potansiyelleri bunun tam tersi olacaktır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Doğru cevap sorduğu için cevabımız hepsi yani Edirne'dir. Soru 11 bakalım ne diyor? X artı 1, Y artı 1 ve Z artı 1 metallerinin yükseltgen, bak dikkat et, iyonlarının aslında burada yükseltgen özellikleri. Yükseltgen özellik demek indirgenme potansiyelini veriyor aslında bana. E peki indirgenme potansiyellerini yazayım bakın arkadaşlar. İndirgenme potansiyelleri e, e, Z artı 1 büyüktür. Y artı 1 o da büyüktür. X artı 1 ise veya artı ise arkadaşlar. E bu zaman bunların yükseltgenme potansiyelleri ne olacak? Yükseltgenme potansiyelleri X büyüktür. Y büyüktür. Z olacak. Yani en aktif X e, en pasif ise Z metali diyebiliriz. Buna göre şekildeki X, Z kapları ile ilgili hangileri doğrudur? X kabında sadece çubuk aşınır. Bakıyorum şimdi bak. X bir kere Y'den daha aktif gördüğünüz gibi. Dolayısıyla kap aşınır. Bir kere Z çubuk aşınmaz. Doğru mu arkadaşlar? Onun için birinci ifade yanlış. Y kabına geldim. Y, Z'den daha aktif olduğu için Y kabı aşınacak. Aynı zamanda X de aşınacak. Çünkü X de Z'den daha aktif. Hem çubuk hem kap aşınır. İkinci ifade doğru. Üçüncü kaba geldim. İçeride X artı var. X artı en aktif olduğu için X metali. Bir kere Y ve Z X artıya elektron vererek yükselt genemez. Çünkü Y ve Z metalleri X'ten daha pasif. Onun için hiçbir aşınma olmaz ifadesi. Doğru. Doğruları sorduğu için cevabımız Edirne. Soru 12. Bakalım ne diyor? Yukarıda verilen tepkimeler istemli yani kendiliğinden olduğuna göre aşağıdaki yargıların hangisi doğruluğu kesin değildir demiş. Tamam. Şimdi burada birinci tepkimeye baktığım zaman X metali sıfırdan artı yükseltgeniyor. Y artı N'den sıfıra indirgeniyor. E buradan şu sonuç çıkar mı? Ee, X, Y'ye elektron veriyor. Yani X, Y'den aktif. Geldim Y'ye. Peki Y, H artıdan da aktif. Doğru mu? Y büyüktür hidrojen. Niye? Çünkü Y yükseltgenmiş. İ hidrojen ise indirgenmiş. E, peki buradan sıralama X büyüktür, Y büyüktür hidrojen çıktı mı? E, bu durumda X ve Y'ye aktif metal diyoruz. Birinci tepkimede X indirgendir. X yükseltgendiği için indirgendir. Doğru. Indirgenme eğilimi sırası, bu yükseltgenme ise indirgenme bunun tam tersi olacak. H artı, Y artı N, X artı doğru. Ee, X'in standart yükseltgenme potansiyeli ki bu aktifliğin ölçüsü, en büyük X, doğru mu arkadaşlar? Y'ninkinden yüksektir, doğru. X su ile tepkimeye vererek hidrojen gazı açığa çıkar. İşte bu ifade kesin değil. Olma ihtimali var mı? Var. Çünkü su ile tepkimeye giren sadece 1A grubuydu. En aktif, pardon özür, 1A ve 2A grubuydu. En aktif metal sınıfına giriyor. Tamam X metali aktif ama 1A ve 2A'dan birisi mi? Bir şey diyemezsin. X'in H2SO4 çözeltisiyle tepkimesinde hidrojen gazı çıkarır. Bu ifade doğru. Sonuçta aktif metal olduğu için asitle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Cevabımız denizli.